Evet arkadaşlar, ilim irfan dolu bir günü daha geride bırakmış bulunuyoruz. Dilerim yarın okula gelene kadar öğretmenlerin sizin için ne denli kıymetli hazineler olduğu... hususunda bir nebze kafa patlatırsınız. Şurayı iki gün temizlemeyeyim de asıl kıymetli olan kimmiş o vakit anlaşılır. İyi günler öğretmenim. Tabii evet o vakit. İyi günler öğretmenim. İyi günler. Size de öğretmenim. İyi günler öğretmenim. İyi günler. Ben zaten size söylemiştim öğretmenim. Ben de zaten size söylemiştim öğretmenim. Annem iyi günler der ama babam selam vermekten çok korkar öğretmenim. Size de iyi günler, güle güle. Tarıkçım, hayırdır pek bir mutlusun? Kötü bir şey mi oldu? Hayır öğretmenim, bahar geldi ondan. Adeta içimde kelebekler uçuşuyor. Evet, senin kelebeklerin hep çıkar. Demek ki çok güzel günler bizi bekliyor. Yanındaki bebeği de al ve işaretleri takip et. Haritanın sonunda seni bekliyorum. Bir dost. Biri ikimizi çağırıyor. Ne yapacağız? Bence gitmeyelim. Bu bir tuzak olabilir. La hadi la. Eğlen bir. Aslına bakarsan hiçbir şey anlamadım. Lakin bu fırsatı kaçıramam. Öğretmenim okula geldi. Hayda. İnelim bari.
Döndük dolaştık okulun arka kapısına geldik. Aynı fikirdeyim Tarık. Ya bir ara farkında olmadan kağıdı ters çevirdik ya da... Ya da? E bilsem susmazdım herhalde değil mi? Merhaba, burada mısınız? Kimse yok mu? Korkma Tarık'cığım. Laboratuvarın maketi. Buradayım lan, buradayım. Ah Şencan abi, tam tahmin ettiğimiz gibi. Herhalde la, Ankaralı Şencan. Saygım sonsuz. Evet. Ya geri var. İyi ki kayınbabacığım, asker arkadaşının oğlunun nikahında şahitlik yapan hacı amcasının torununun sünnet düğününe gitti. Ev sana, bana ve yeğenime kaldı ya. Gidecek tabii Cevahir. İnsan böyle çok yakınlarının mutlu gününde yanında olmalı. Şimdi o yokken biz neler yaparız neler? Oo, neler yaparız bir düşünsene. Ya. Sahi Kehribat, neler yaparız ki? Şarkıyı duyunca da gam beynime sıçradı. La benim eserim onunkinden güzel değil mi la? Güzel de, yanlış anladıysam düzeltin lütfen. Şimdi siz Erevizyon'da bizi temsil edecek şarkıyı beğenmediğiniz için ona meydan okuyup aday olacaksınız öyle mi? He la. Tabii, evvela siz eserimi İngilizceye çevireceğiniz. O zaman bak bakalım. Millet benim şarkımı duyunca nasıl da isyan çıkarıyor. İngilizce biliyordun değil mi la? Peki niye bu kadar gizli hareket ediyorsun? Niye olacak? Duyurursa önümü keserler la. Özellikle Tanju Efendi'yle babamın bilmemesi lazım. Tabii malum ikisi de beni çekemez. Hadi la hadi. Ben eserimi okuyayım. Sen de yaz ki akşam İngilizceye çeviriveresin. Melodisiyle mi okuyacaksınız? Hel adayının. Öbür türlü karıştırıyorum da. Her ete keki katılmaz, yoğurt kovası atılmaz. Bilmiyorsan sor güzelim, vanilladan toz... Biraz baştan alsak. Nerede kaldın? Her. He, en baştan. Her ete keki katılmaz, yoğurt kovası atılmaz. Bilmiyorsan sor... Sevdan olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Sevdan olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Dünya neye yarardı da seveni olmasaydı. Dünya neye yarardı da seveni olmasaydı. Nar tanesi tanesi, seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde sevdiğim bir tanesi. Aman huma kuşu yükseklerden seslenir. Yar koynum, yar koynumda. Yar koyayım. Cevahir ne oldu? Çiğ köfte çok mu acı? Lan hep böyle yapıyorsun ya. Sen sanattan hiç anlamam akı. Bir. Ciğerim geç şöyle. Ay ne bileyim. Öyle şey gibi bağırınca. Neyse neyse. Nefesim kesilecek gibi olduydu zaten. Anlat Şencan kardeş. Yav iyi ki geldin ha. Biz de kayınbabacığım yokken ne yapacağız diye düşünüp duruyorduk ha. Ama ben ısrar etmesem gelmeyecekti. Aa, olur mu?
Daha Erevizyon'a katılacak şarkıcıyı nasıl saf dışı edeceğini anlatacak. Nasıl olacak la? Eserim İngilizce'ye çevrilip de o bebeğe meydan okuyunca yer yerinden oynayacak. Ondan sonra bırak Eurovizyon'u, televizyona bile çıkamayacak. Yalnız bak, ben yarın basın toplantısına gidene kadar kimse buralarda olduğumu bilmemeli ha. Ya nereden bilecekler? Bizden sır çıkmaz dayının. Dayının. Kapı açıktı, ben de damladım. Mahsuru yoktu ya. Ayşe abi, sen de nereden çıktın la? Ben çağırdım yeğenim. Geçen de hani Şencan'la bir tatsızlık yaşamışlardı ya. Sarılıp öpüşsünler de barışsınlar dedim. Ya ben de olmasam var ya. Hey yavrum hey. Kekik. Kekik. Bu ne be? Tım, sim, tum. Kekik kalsın o zaman. Hem yerel motif olur. O vakit ne oldu? Her ete kekik katılmaz. Don't put kekik on every meat. Melodisi uydu mu acaba? Don't put kekik on every meat. Melodisi oldu mu acaba? Kolay gelsin hoca. Tanju abi, ne işin var burada ya? Unuttun mu hoca? Ben burada çalışıyorum. Asıl senin ne işin var burada? Unuttun mu abi? Ben burada çalışıyorum. Asıl senin ne işin var burada ya? Neyse. Beni boş geç şimdi de. Hayırdır? Hayırdır? Ne yapıyorsun hoca? Neyle uğraşıyorsun? Kusura bakma abi, söyleyemem. Söz verdim. Demek öyle ha. Peki, öyle olsun. Zaten öyle abi. Daha niye öyle olsun ki? Lafı uzatmayacağım hoca. Sadece şunu bil. Ben öyle ecnebi lisanına özenenlerden hiç haz etmem. Aslını inkar eden haramzadedir. Yes. Demek bu yüzden geri geldin ha? Geldim. Sana ne la? Bana nesi şu? Fikri abi, Şencan kardeş için epey bir emek sarf ettik. Kendisi hala bizim sanatçımızdır. Bizzat ilgilenelim diyor. Ama Barış abi, Şencan abi biraz hayalci de olsa ülkemizi temsil etmek istiyor. Bence artık kulüpler arasındaki çekişmeleri bir kenara bırakıp milli takımı düşünmeliyiz. Yeğenim doğru diyor. Belki de Eurovision'a o malum şarkıyı yollamaktan vazgeçerler. Hı. Ya niye deminden beri kimse o malum şarkının ve şarkıcının adını söylemiyor? Niye olacak la? Hay bir reklam olmasın Diit abi. Bana bak Taynin. Ben buraya milli dava için geldim. Ne kimseye borcum var ne de eyvallahım. Kendi başımın çaresine kendim bakarım. Ah Şencan abi, o zaman niye şarkını öğretmenime tercüme ettiriyorsun? Bak Şencan kardeş. Asıl sen bak abicim. Seni davet ettik, adamı pişman etme. Hadi bakayım, herkes sofraya. Çiğ köfteler soğudu ya. Hadi. Barış abi. Eurovizyon şarkıcısına meydan okuyacakmış abi. Vallahi bunun şarkısı onunkinden iyi de düzenleme tıs. Vurmalı çalgılar biraz zayıf kalıyor abi. Vallahi zor. Yani bu kadar kısa zamanda düzelmez. Anlıyorum abi. Peki abi. Tefeci Fikri abi ne diyor abi? Selamı var. Sağ olsun, başka? Mağlubiyetten hoşlanmam diyor. Madem sanatçımızın durumu bu, o vakit rakibini ortadan kaldırın diyor. Tabii geçici olarak. Üf.
La bunların bu işten haberinin olmasa hiç iyi olmadı la. Ya hayallerimle oynarlarsa? Ama hangimiz oynamıyoruz ki? Oh. Merak etme Şencan kardeş. Fikri abinin romatizması ve reflüsü var. Bahar geldi mi pek bir tatsızlaşır. İnan şimdi şurada define var desen parmağını kıtırdatmaz. Sayın seyirciler, sırada gizemli bir haberimiz var. Bugün haber merkezlerini arayıp yarın bir otelde basın toplantısı düzenleyeceğim la. Diyen şahsın kimliği hala belli olmadı. Ama Acar muhabirlerimiz şu an şehrin dört bir yanında haber kokluyor. Daha çok koklarlar la. Aa Şencan abi, bu gizemli şahs sen misin? Tabii la. Onun için zabanan dikkatli olalım. Toplantıya kadar görükmememi lazım. Günaydın. 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 Ne güzel bir gün. İçimden bir ses bugün hiçbir hadise çıkmayacak diyor. Yanlış duymuşsun. Yanlış duymuşsun. Şu garibana bir sadaka. O ses senden mi çıktı? Hangi ses? Yanlış yapıyorsun. Yanlış. Nasıl olmuş? Çok güzel. Bir de ben bir sazından bir okuyayım değil mi? Tabii. Tut. Başlıyorum. Don't put cake on every meat. Don't throw yoğurt. If you yoğurt, don't ask şekerim. Can't make. Kent efendim. Kent. Kent maske yutturu ne 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 fıttırı fıttırdım. Çıttırı çıttırı çıttırdım. Ne olacak bu halim? Pardon. Şuradan bir daha alabilir misiniz? Hı-hı. Evet. Bir daha evet. Fıttırı fıttırı fıttırdım. Şıttırı şıttırı şıttırdım. What will happen my position? Çıldırı çıldırı çıldırdım. Evet çok güzel. Yüreğinize sağlık hocam. Çok güzel olmuş da. Şencan abinin biraz telaffuzda problemi var. Nakaratı pek çeviremedim ama fıttırı, şıttırı ve çıldırı kelimelerinin anlamını bulamadım. Geri kalanını da bozmak istemedim. Olsun olsun. Yalnız şu araya şekerimi koymuşsun ya. La çok güzel olmuş ya. If you don't know, ask şekerim. Malum şarkıya gönderme yapmak istedim orada. Aferin, iyi yapmışsın. O zaman hadi siz derse gidin. Ben de basın toplantısına kadar şunu ezberleyeyim. Şşş, la bebeler. Siz de benden geleceksiniz değil mi? Geleceğiz tabii la. Seni yalnız mı bırakacağız? Dayınız. Dayınız. Hadi bakayım. Abi çıkıyorlar. Nihayet. Paketleyelim mi hepsini abi? Onlar basın toplantısına gidecek. Biz de o arada kendi işimizi halledeceğiz. O zaman niye bekledik bu kadar abi? Sen sorasın diye. Sırf bunun için değer miydi abi? Çalıştır yavrum, çalıştır. Oh, çok şükür ne kadar sakin bir gündü. Bugünün yarını da var, yarını da var. Acaba basın toplantısını kim yapacak?
İster misin darbe açıklaması falan olsun? Ben istemem. Ne yalan söyleyeyim, ben isterim. Vallahi arkadaşlar ben isterim ama açıkça söyleyemem. Üf, test. Evet, show time. Ne time abi? Lan başlıyoruz, beyefendi, başlıyoruz. Burada ama beyefendi, bir saniye. Bak canım kardeşim, biz buraya o malum şarkıcıdan imza almaya geldik. İşte bu sebepten ötürü ben malum şarkıcının malum şarkıyla Erevizyon'a girmesine karşı olduğumu belirtip aday olduğumu açıklarım, nokta. Ankaralı Şencan Bey, şarkınızın yabancı versiyonundan bir kuple alabilir miyiz? Alacağınız tarzı. Acık bekleyin. Say. Don't put cake on every meat. Don't throw your bucket to dust. If you don't know, ask şekerim. Can't make dust cloud under the shirt. Fıttırı fıttırı fıttırıdım. Şıttırı şıttırı şıttırıdım. What will happen? My position. Çıldır çıldır. Yeter! Kes! O adaysa ben de adayım. Bu memleket temsil edilecekse türküyle temsil edilir. Uydurma şarkılarla değil. Aha size bir örnek. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa, vermem seni ellere, ordu üstüme kalsa, sürmelim aman, vermem seni ellere. Yavaş. Aman rahat dur. Kımıldama. Nasıl? Benim imzamı beğendin mi? Aferin lan. Doğru adamı kaçırmışsınız. Ordu üstüme kalsa. Lan sen ne haset ne gıcık adamsın lan. Ortaya damlamak için beni mi bekliyorsun? Ben seni beklemek için değil, kovalamak için buradayım. Böyle dandik ve de ecnebi şarkılarla vasatımı temsil ettirmem. O zaman niye evvelce o malum şarkıcıyla şarkısına laf etmedin lan? He? Söylesene hani. Ey! Biz de devlete isyan olmaz. Büyükler öyle münasip görmüş deyip sustuk. Ama madem sen çıktın, ben de çıkarım. Yeni aday ben olacağım delikanlı. Efendim? Tülüt de arkamda. Ne? Şimdi mi? Arkadaşlar, arkadaşlar. Eurovision'da bizi temsil edecek olan başarılı şarkıcımız az önce kaçırılmış. Hadi gidelim. Bana bakın. Fazla sıkmayın, sanatçılar narin olur. Ben şimdi gidiyorum, gözünüzü ondan ayırmayın, tamam mı? Abi, yemek için elini çözdüğümüzde bizim oğlan için imzalı fotoğraf alabilir miyim? Senin oğlan bunu mu dilliyor? Yok da hani arkadaşlarına satar dediydim.
Amircim, niye böyle durgunsunuz? Büyük kararlar arifesindeyim Nazik. Galiba yakında bu mesleği bırakacağım. Aman Allah'ım, neler diyorsunuz amircim? Nazik, bugüne dek bu meslekte her davada başarılı oldum. Acımasız suçluları yakaladım. İnsafsız çeteleri çökerttim. Azgın dalgalarla boğuştum. Kızgın kumlarda dans ettim. Fakat tek bir adam, o şişko, içimde, taşuramda yer etti Nazik. Onun serbest dolaştığı her gün benim yüreğim kanıyor. Amircim lütfen böyle konuşmayın, kötü oluyorum ben. Ne olursan ol Nazik. Ama ay başına kadar onu yakalayamazsam bu işi bırakacağım. Amirim, merkezden aradılar. Eurovizyona katılacak şarkıcı kaçırılmış. Bana ne? Zaten şarkısını hiç sevmemiştim. Ama bu işle sizin ilgilenmenizi istiyorlar. Of. Yahu biz nelerle uğraşıyoruz? Onlar bize ne iş veriyorlar? Şüpheli falan var mıymış? Var amirim. Şencan diye biri. Verilen adrese göre Şeker Çocukgil'de kalıyormuş. Aa, ne kadar ilginç amirim. Hadi gidelim. Hem belki sonunda Tarık'ın eniştesini de görürüz ha? Yahu yeminci çocuk. Dikkat ettim de sen az önce hiç yemin etmedin. Yanınıza gelirken yemin edersem dilim taş kesilsin diye yemin ettim amirim. Ha. Şakacı. Hadi 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 beyler, hadi kalkın toplanın galiba. Bakalım hadi. Hadi beyler, hadi gidiyoruz, toplanın. Olacak şey değil. Eurovizyon şarkıcımızın kaçırıldığına hala inanamıyorum. Neyine inanamıyorsun kız? Sana yalan borcumuz mu var? Şencan abi hemen derlendi yine. Teyzem sadece durumun ne ilginç bir tevafuk olduğunu vurgulamak istedi. E tabii ya, onu istedim. Hı? Tanju amca dedi ki, ben şu adamı gördüğüm an bir tatsızlık çıkacak dedim ya. Bak gördün mü? Dediğim çıktı işte, dedi. Hep o Tanju abi olacak adam yüzünden. Peşimden geldi, böyle oldu. Ama yok, ben biliyorum. Tanju abinin kem gözlerinin nazarı değdi, nazarı. Aa, Allah Allah, kim geldi acaba? Cevahir bakkalı daha yeni çıkmıştı ama. Aa, Amir amca, Nazik abi hoş geldiniz. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. Buyurun. Nasılsın bakalım şeker çocuk? Duyduğuma göre bir takım hadiselere karışmışsınız. Ne dersin, doğru mu duymuşum? Hiç sormayın Amir amca. Şu yaşıma girdim, böyle bir vakayla karşılaşmadım. Nedense hiç şaşırmadım. Böyle anlayışsız bir deden, böyle vurdum duymaz bir teyzen ve böyle hayırsız bir enişten varken her şeyle karşılaşırsın. Sahi, enişten yine yok değil mi? Yok ama birazdan... Yok ama birazdan burada olmayacak. Kim bilir ne zaman gelir. Belki yarın, belki yarından da öbür gün. Ama teyze, eniştem sadece bakkala gitti. Hadi ayakta kaldınız, buyurun. Asıl suçlular içeride. Siz onlarla oyalanın. Ben de gidip bir koşu bizim hayırsıza bir haber edeyim. Geçin buyurun, geçin. Eyvah. Cevahir'i hemen uyarmalıyım. Eve bir gelirse seyrele cümbüşü. Ne oluyor be? Aa. Çekilsenize be önümden. Özel bir yere gideceğim. Amirim kimse eve girip çıkmasın dedi. Çıkarırsam gençliğimin hayrını görmeyin. Bir, iki, üç. Amir amca, çaylar tam, niye saydın ki? Alışkanlık şeker çocuk, alışkanlık. Demek malum şarkıcıdan hiç haz etmedin ha? Neyinden haz edeceğim la? Ne yorumunu beğenirdim, ne sahne performansını, ne de şarkılarını. Bilhassa da o Eurovizyon şarkısını. Dikkatli ol şeker çocuk. Böyle konuştukça şüphelerimi daha çok topluyorsun. Amir amca, tabii ki siz daha iyi bilirsiniz ama ben Ankaralı Şencan abiye kefilim. O böyle bir şey yapmaz. Zaten yapacak olsa onunla aynı ekipte yer almazdım. Demek Ankaralısınız. Ben askerliğimi Ankara'da yapmıştım. Ankara'nın neresinden acaba? Yozgat'ından. Şencan abi aslında Yozgatlı ama sahne adı olarak Ankaralı'yı tercih ediyor.
Al sana bir kuşku daha. Her neyse. Sen yine şu şeker çocuğa dua et. Yozgatlı çocuk. Şimdilik başka sorum yok. Ama gerekirse yine görüşeceğiz. Bu iş daha bitmedi. Amir amca, Ankara Şencan abi şüpheliyse Tanju amcanın da şüpheli olması gerekir. Zira o da bizimleydi. Onu sorgulamayacak mısınız? Maalesef Tarık'cığım. Emniyet müdürümüz onu kale almamamızı söylemiş. Evet, sizlere enişten sevgi ve saygılarımızı sunarız. Ha, yolunuz düşerse karakola falan da bekleriz. Nazik. İnşallah. Tövbe estağfurullah. İyi günler beyefendiciğim. Hayrola? Ne iş? Yalanım varsa iki gözüm önüme aksın amirim. Yahu daha bir şey söylemedin ki. Ne yalanı? Teyzeciğim, sen niye burada bekliyorsun? Eniştene amir beyler burada diye haber etmeye gidecektim ama bırakmadılar. Amircim, görüyorsunuz değil mi? İşte aşk bu olsa gerek. Siz habire laf çarpınca eşine şu sevdalı yürek nihayet sizi tanıştırmaya emredersiniz abi. Şeker çocuk, biz şimdi gidiyoruz. Burası sana emanet. Bir gelişme olursa yine geliriz. Hayırla gidin, hayırla gelin Amir amca. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Bay bay. Hadi arkadaşlar, hadi. Cevahir ha geldi ha gelecek. Kendisine haber vermem lazım. Ama nasıl, nasıl, nasıl? Aa, tabii ya. Cep telefonundan arayabilirim. Ne zaman amir amcalar gelse teyzemleri tatlı bir telaş alıyor. Saygıdan herhalde. Ya insan bakkala gidince vaktin nasıl geçtiğini anlamıyor. Şunun enfes tadına bak. Ötekinin eşsiz kokusunu içine çek. Berikinin benzersiz aromasıyla adeta kendinden geç. Berken insan ne alacağını unutuyor. En iyisi geri bana diyeyim de bu sefer liste yapsın. Ya Kehribar, ben de tam şu an içimden seni geçiriyordum. Bakkaldan ne... Cevahir, amir beyler. Amir beyler derken? Buradalardı, şimdi çıktılar. Her an göz göze, burun buruna, ay ya da ne bileyim, yüz yüze gelebilirsiniz. Yüz yüze derken? Amirim, amirim bakın. Çabuk 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 çabuk. Sür. Hadi hadi. Sür. Bana bak. Hadi acele edin. Hadi bir dakika çabucak. Hadi. Sür, bana bak önündeki fırla. Ya hay. Allah. Orada. Geç atla. Çabuk. Tut şunu çabuk. Yakala şunu. Kaçma diyorum. Durun. Ağzına. Şişko. Dur diyorum sana, bak fena olacak. Çabuk. Koşun. Bir saniye durur musunuz lütfen? Ben öndeki. Dur diyorum sana, dur. Hala adam tozu gibi. Dur lütfen, dur. Koş. Bu tarafa gitti. Çabuk koşun. Koşun bu tarafa geçin. İnanılır gibi değil. İnanılmaz bir şey bu ya. Ya bu kadar insanız, şişko yine elimizden kaçtı. Artık eminim Nazik. Bunu Mossad etmiş. Yalnız var ya, şişko istediniz şıp diye karşınıza çıktı amirciğim. Keşke Allah'tan başka bir şey isteseymişsiniz. Hayır Nazik, ben onu istiyorum. Şeker çocuklara haber verin, dikkatli olsunlar. İçimden bir ses, şişkonun bu işte parmağı olabilir diyor. Hadi beyler hadi.
40 yılın başında bu sebze meyve kasaları bir işe yaradı ha. Hep yiyecek değiliz ya, biraz da saklanalım. Ah, belim. Merak etme dedeciğim, biziz. Evet, Şencan abi de burada. Ama o malum şarkıcıyı biz kaçırmadık. Heh. Yok, emlakçıyla teyzem de kaçırmadı. Yok yok. Peki dedeciğim, ve aleyküm selam. Hepinize selamı var. Aleyküm selam. La televizyonlarda kaçırılan şarkıcı bebeğinin alakalı kayda değer hiçbir haber yok la. Başına bir iş ne mi geldi ki? Yahu şuncacık etimiz budumuzda yine ülkenin gündemine oturduk. Aha. Ama hiçbir şeyden haberimiz yok. Merak etmeyin, bizim var. Şu kapının kilidi de iyice yalama olmuş. Barış abi, bizim var derken neyi kastettin? Malum şarkıcı şu an benim evimde. Ne diyorsun sen Barış abi? Şencan'ın adaylığı kabul edilene kadar da elimizde kalacak. Ama polise bir şey fısıldarsanız o vakit diğer anlamıyla elimizde kalır. Şencan kardeş, sen şimdi 2 gün uslu uslu otur. Ortalık biraz durulunca sıra sana da gelecek. Hadi. Cümleten renkli rüyalar. Renkli rüyalar derken? Siz merak etmeyin. Biz şimdi okula gidip vaziyeti öğretmenime anlatınca o bize yardım etmenin yolunu bulur. İyi. Ciğerim, niye böyle sessiz konuşuyorsun? Yerin kulağı var kız. Bası peşimdedir şimdi. Hadi. Ya ne peşinde olacak abiciğim? Ne peşinde olacak? Şencan Bey, şarkıcıyı siz mi kaçırttınız? Şencan Bey, şarkıcıyı sizin kaçırttığınız söyleniyor efendim. Tutuklanırsanız sanat hayatınız biter mi? Şencan Bey, bir açıklama yapacak mısınız? Şencan Bey, sizce pop müzik nereye gidiyor? Ne bileyim nereye gidiyorsa ya. Nereye giderse gitsin bana ne? Televizyoncu çocuğun evi burada. Adamlar tam Ankaralı çocuğun basın toplantısı sırasına girmiş ve paketleyip götürmüşler. Paketlediklerine göre hediye olacak galiba. Amirim, televizyonda bir şey var. Ben görev başında televizyon seyretmem yeminci çocuk. Ama malum şarkıcıyla ilgili. Medya Şencan'ı soru yağmuruna tutuyor. Alo, çekil. Açılıyor. Ne meraklıymışsınız ya? Allah Allah. Yanlış meslek seçmişsiniz. Keşke medyada çalışsaydınız. Tövbe. La benim bu işine ne ilgim var ya? O bebek kaçırıldığında ben de sizinle beraber değil miydim? O zaman nasıl kaçırayım ya? Bundan bir şey çıkmaz ya. Sesiymiş bu. Nereden kapanıyor bu alet? Dur. Aman Allah'ım. Nazik. Bu o ya. Şişko. Oh. Bak. Tellerin arkasında. Tek dişi kalmış canavarın bahçesine sızmış. Gerçekten de o amircim. Allah canımı alsın ki o. Ne yapıyor bu şeker çocuk? Neden tanımadığın birine yaklaşıyor? Resmen intihar ediyor ya. Ne konuşuyor bunlar? Şunun sesini aç, sesini. Sarkıç abinin yerini öğrenmek zorundayız. Olmaz böyle. Ben öğrenmeye çalışayım da. Aman diyeyim, sakın polise bir şey söylemeyin. Yoksa halim çok kötü olur. Biliyorum. Ne yapalım? Artık mecbur söylemeyeceğiz enişte. Ya kardeşim, çekmesenize. Hayati bir mevzu konuşuyoruz burada. Çekmesenize ya. Amircim. Ben şu an şok olmuş durumda. Sizce ne yapmalıyız amircim? Ben de aynı haldeyim Nazik. Şimdi bir dakika. Şimdi tek ihtiyacımız olan şey sakin olmak, tamam mı? Allah canımı alsın ki şu an ekmek musaf çatmış gibiyim. Demek malum şarkıcıyı Barış Beyler kaçırmış ha. İnanamıyorum. Dayının neyine inanamıyorlar? Yalan mı söyleyeceğiz?
Ama Şencan abi sen hep yanlış anlıyorsun. Yalnız polisi ötemeyeceğimize göre bu işi biz halledeceğiz. Yanlış mıyım hoca? Aha, evet. Bir onu yapmamıştık. Artık sıra ona da geldi. Dilerim enişten malum şarkıcının yerini bulabilir. Konuşabilir miyiz şeker çocuk? Ya Kehri var. Var ya yiyorum ama hiç tad alamıyorum ha. Niye ne oldu ki Cevahir? Niye olacak Kehribar? Şu malum şarkıcının yerini nasıl öğreneceğim onu düşünüyorum. Nasıl Kehribar nasıl? Barış abine gidip yüz yüze konuşsam mı acaba? Ya ne gideceğim? O şimdi evdedir. Bırak bizi zor durumda bırakmasını. Evini bir görsen leş gibi ya. Bir daha o eve... Cevahir öyle bakma içim ürperiyor. Ya o Kehribar. Barış abi adamı bizim evde saklıyoruz demedi mi? Dedi tabii. Ya ben onun evini biliyorum Kehribar. Şimdi tat almaya başladım işte. Afiyet olsun. Amir amca benimle ne konuşacaktınız? Şimdi sana birkaç soru soracağım. Ve bana gerçeği. Sadece gerçeği söyleyeceksin. Olur. Ben zaten hiç yalan söylemem ki. Enişteni ne kadar tanıyorsun? Eniştemi mi? Epey tanıyorum. Niye ki? Ne işler yaptığını biliyor musun peki? Tabii. Ne yapsa gelip bana anlatır. Hatta bazen ben ona akıl bile veririm. Sen ha? Sen. Hı? Peki ya diğerleri? Evdekiler, okuldakiler. Onlar da eniştenin ne iş yaptığını biliyor mu? Tabii. Dedem, teyzem, öğretmenim, Tanju amca, müdüre teyze, hatta Şencan abi bile hepsi biliyor. Biz büyük bir aile gibiyiz. Ne vakit bir hadise olsa herkes yardımcı olur. Eniştene. Enişteme de bana da. Son bir soru. Malum şarkıcıya ne olduğunu biliyor musun? Bu soruya şimdilik cevap vermesem olur mu? Eniştem konuşmamamı söyledi de. Yoksa çok kötü olurmuş. Amir amca iyi misin? Ne oldu la? Ne dedi o polis dayının? Hiç birkaç soru sordu o kadar. Tarık, Şencan Bey, Tanju abi. Tarık'ın eniştesi arayıp malum şarkıcının nerede tutulduğunu söyledi. Adres bu. Hadi hoca. Gidelim de şu işi halledelim. İsterseniz siz gidin ben çocuklara mukayyet olayım. Birazdan ders başlar zaten. Tanju amca acaba polis amcalara söylesek mi? Benim içim hiç rahat değildi. Sonra birine bir şey olursa görürsün. Polisin yaptığını biz de yaparız. Yürü hoca. Tanju abi. La bebeler beni de bekleyin la. Adımı temizlemem gerek. Ya... Maalesef korkunç bir komployla karşı karşıyayız. Bu işin ucu susurluğa kadar gidebilir. Dost bildiklerim beni sırtımdan vurdu. Adeta aylarca ayakta uyutulmuş, suya götürülüp susuz getirilmiş, Konya Ovası'nda cela atmış, şaşı bakıp şaşırmış gibiyim. Ama buraya kadar. Şu andan itibaren bu okulu ablukaya alıyoruz. Buraya giren çıkan herkesten haberimiz olacak. Herkesten. Baş üstüne amirciğim. Hadi, 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 hadi.
Aferin be. Ders zili çalmış, ortalıkta kimse yok. Bugün de güzel olacak galiba. Sen öyle san, sen öyle san. Ya şu garibana 3 kuruş versene. Bugün daha bitmedi, bitmedi. Kapıda kimse yok. Ben içeri girip malum şarkıcıyı alıp geleceğim, siz bekleyin. Şşş! Sana ne oluyor la? Esas şüpheli benim. Ben gidip malum bebeği alıp gelirim. Siz burada durun. Ağır ol bakalım Ankaralı. Bu iş öyle her baba yiğidin harcı değil. Ama madem rahat durmayacaksın, hep beraber gidelim. Bak o olur işte. Olmaz. Yani Tanju abi, zaten yapmamamız gereken bir işe yeterince bulaştık. Ben daha ileri gitmem. En iyisi artık polise haber verelim ha. Ne polisi hoca? Burada malum şarkıcı da olsa bir candan bahsediyoruz. Eğer tırsıyorsan burada kal. Bir taksi çağır. Hadi. Evet, tabii. Taksi. Abi yüzünü niye açmadınız? Hadi serbest bırakın da okula gidelim. Öyle kolay değil hoca. O da bizimle gelecek. Ona diyecek bir çift lafım var. Hey adayının, benim de var. Öyle dandik dündük şarkılar okumak neymiş, konuşacağız. Ama Tanju abi, ya taksici kardeş, sen de bir şey söylesene ya. Hemşerim, müşterinin mahremiyeti vardır. Ben burnumu sokmam oha. Hem açık sesi, ben de o şarkıdan pek haz etmiyorum. Hemşerim, ne ediyorsun sen? Bunun üstüne tüp var, görmüyor musun? Sağır mı bu? Cesune. Hadi hoca, hadi oyalanma. Hadi sana uşağım. Ne oldu abi? Ne oldu? Allah! Ulan yazıklar olsun be, yazıklar olsun. Ama sizinle sonra hesaplaşacağız. Şimdi evvela okula gidiyoruz. Dua edin de orada olsunlar lan. Abi bizim gibi günahkarların duası kabul olur mu ki? Yürü lan! Cevahir! Bak aslanım! Seninkiler rahat durmayıp malum şarkıcıyı kaçırmışlar. Eğer onları okulda bulamazsam... Ya da yanlış bir iş yaparlarsa kalbim çok kırılır ona göre. Cevahir, ne var kuzum? Galiba yeğenim gel malum şarkıcıyı kaçırmış geri var. Barış abiler şimdi okula gidiyorlar. Ne? Deme. Yürü biz de gidelim. Cerime bir şey olursa babam bizi keser. Hadi hemen arabaya atlayalım. Geri var. Başımıza bir şey gelirse araba ortada kalır. Sonra bir de otoparka çekerlerse dünyanın parası. Gel en iyisi yürüyerek gidelim. Okul şurası zaten. Şeker çocuk, ah! Bunu bana nasıl yaptın ya? Oysa ben sana güvenmiştim. Üzülmeyin amircim ya. Siz size yakışanı yaptınız. Nazik, şeker çocuğun, yani Şişko'nun evini oraya bir ekip gönderdiniz değil mi? Ya evladım, ben size oraya nöbetçi dikin demedim mi?
İçim hiç rahat değil. Acaba polis amcalara haber versem mi? Ha? En azından Tarık burada. Herhalde Selçuk Beylerin nerede olduğunu biliyordur. Aa, taksici abi, yine mi sen? Ne diyorsun uşağım? Oradan oraya, ekmek parası, dolanıp duruyorum. Aa, öğretmenim, bu kim? Hiç sorma Tarık'cığım, içeride anlatırım. Bu sefer başımız fena dertte. Gel hadi gel. Çok garip şeyler oluyor Nazik. Amirim, hemen harekete geçelim mi? Hayır Nazik, bekleyeceğiz. İçimden bir ses bu işin kökü çok daha derine iniyor diyor. Tanju amca, ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyoruz, merak etme delikanlı. Kötü bir niyetimiz yok. Şu malum şarkıcıyı eşkıyalardan koruyoruz. Bu vesileyle sanatı hakkında da 2-3 kelam edeceğiz tabii. Hey ala, önce beni deyip sonra sen it. Bu gidişle çok kötü bir duruma düşeceğiz. Ne oluyor burada? Düştük bile. Merak ediyorum. Kim bu adam? Müdüre teyze, ben söylerim ama önce otursanız daha iyi olur. Bayılırsanız üstünüz başınız kirlenmesin sonra. Amirciğim, şimdi harekete geçelim mi artık? Bilmiyorum Nazik. Şimdi başlarsak Şişko haber alıp yine paçayı yırtabilir. Buna tahammül edemem Nazik, asla edemem. Peki, sizce o da buraya gelecek mi amirim? Hiç şüphen olmaz. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. Ayıdan post, sırptan dost olmaz. Kirpi yavrusunu pamuğum diye severmiş. Gelecek Nazik, gelecek. Ama az solistler sahneye en son çıkar. Şişko buraya gelecek ve ben onu hop hop hoplatacağım, tir tir titreteceğim, zır zır zırlatacağım, inim inim zayıflatacağım. Sakin amirim, sakin. Hı? Hı? Hayrola amirim? Nazik. Beyler, hazırlanın, sert çocuk kafese girdi. Yürüyün. Bunun o malum şarkıcı olduğu kesin mi? Biz Barış abinin yalancısıyız müdüre teyze. Hadi hoca, hadi ne yapacaksan yap. Daha bizim işimiz var şu adamla. Vallahi doğru diyor, oyalanma bacım. Ne olduysa sizin yüzünüzden oldu. Bir de hala konuşuyorlar, değil mi müdür hanım? Sahiden de o. Barış abi mafya falan ama her zaman da yalan söylemiyor demek ki. Herhalde koçum. Ne sandın? Şimdi yandık işte. Korkma öğretmen bey. Biz buradayız. Yok la. Asıl şimdi yandık dayının.
Hadi 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 acele edin hadi. Gel 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 bu tarafa doğru gireceksin bu tarafa. Sağa çık, solu paylaşın. Hadi. Solu adamlara geç geç tarafa. Yukarı 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 çabuk acele edin hadi. Babam bunu görse çok korkardı. Benimki de. Bırakın şu adamı ve hemen çıkın buradan. Asıl siz bırakın ve hemen çıkın buradan. Bana bak eşkıya bozuntusu. Benim asabımı bozma pişman olursun. Sen benim abimle ne biçim konuşuyorsun? Siz ona bakmayın. Elinizi şu malum şarkıcının üstünden çekin. Hemen susar. Öğretmenim çekmiyorlar. Bu adam bizim. Şencan'ın adaylığı kabul edilene kadar da bizim olacak. Ya Şencan kardeş, aday olmayacağım desene şunlara. Ne diyeceğim la? Adayım ben arkadaş. Ya sen de ne inatsın abicim. Hadi o zaman son bir gayret hadi. Ya Allah. Hadi çek abicim. Nasıl 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 nasıl? Kimse kımıldamasın, bu bir baskındır. Çek, 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 gel, çekil. Kalk, kalk be! Kalk! Geç, 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 geç. Alın şunları, al. Kalk, 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 geç, otur. İtme ya! Otur. Ya çekin. Demek hepiniz beraber çalışıyorsunuz ha. Yazıklar olsun. Hepiniz tutuklusunuz. Ama Amir amca... Hayır şeker çocuk. Boşuna konuşma. Sana güvendim ama sen beni sırtımdan vurdun. Amir bey bakın ben şimdi... Oh canıma değsin, oh olsun. Dinlemedin beni, oh olsun. Oh olsun. Alın. O ne? Kimse kıpırdamasın. Bu bir şeydir. Kıpraşan olursa şart olsun açma. Ne oluyor Allah? Çıkın, çıkın, çıkın. Evet, her şey gayet açık. Baskın olduğu sırada... Hepiniz... O malum şarkıcının üstünde tepiniyormuşsunuz. Üstelik kaçırılmasıyla da dolaylı olarak ilginiz varmış. Ve polise de haber vermemişsiniz. İtirazı olan var mı? Pardon, müdür hanım da şarkıcının üstünde tepiniyordu ama... kaçırılmasıyla falan bir ilgisi yoktu hakim bey. Ya öğretmen bey, kaçırılmasıyla ilgisi yoktu da... Polise niye haber vermemiş o vakit? Yanlış mıyım Kadriye? Ay yeter ama canım. Hakim bey, benim hiçbir suçum yok. Tek suçum o okulun müdiresi olmak. Teessüf ederim müdüre teyze. Ben de eğitimci olmayı sevdiğinizi sanıyordum. Ne sevecek ya, ne sevecek? Onun tek derdi koltuğu. Eğitim umurunda bile değil. Bak görüyor musun Cevahir? Ciğerimi kimlerin ellerine bırakmışız? La bunların arayı böyle ya. La hakim bey ya. Vallahi benim bunlarla hiçbir alakam yok. Ben sanat adamıyım. Koy bir de gideyim la dayının. Ya susun be susun! Hem Eurovision adayını kaçırıyorlar hem de konuşuyorlar. Tamam. Ben de şarkısını sevmedim. Ama bunun için adam kaçırılır mı be? Bir yanlış anlaşılma var sayın hakimim. Biz şarkısını beğenmediğimiz için değil... ...kendi sanatçımızı aday yapmak için kaçırdık. Evet sanki çok fark eder de... Öyle demeyin öğretmenim. Ameller niyetlere göredir. Haklısın Tarık'cığım. Bir an aklımdan çıkmış. Susun! Amir bey! Bunların susacağı yok. Seni söyleyeceğim bir şey var mı? Var sayın hakimim. Ben bugüne kadar yıllarca polislik yapmış, onlarca çeteyi çökertmiş, yüzlerce suçluyu yakalamış... Binlerce şey yapmış bir adamım efendim. Ne yapmış? Bilmiyorum efendim. Ha? Yani şu an o kadar doluyum ki oraya bir laf bulamadım efendim. Evet öyle yapmış bir adamım. Ancak bu kadar organize, bu kadar masum yüzlü, bu kadar bukalemun kılıklı ve bu kadar ahtapot kollu bir şebekeyle hiç karşılaşmadım efendim. Kanaatim odur ki benim gibi zeki, çevik... Ve aynı zamanda temiz ahlaklı birini bile ayakta uyutmayı başarmışlarsa... ...kim bilir başkalarını nerede ne şekilde uyutmayı başarmışlardır efendim. Bu sebeple yüce mahkemenin
kararına karışmak gerçi haddime düşmez ama ben şahsen hepsinin mahkum edilmesinin münasip olacağını düşünüyorum efendim. Saygılarımla. Vallahi doğru diyor. Hak ettik biz bunu. Ne demek hak ettik canım? Hı. Sen kendi adına konuş. Ya bir sus be Kadriye, bir sus be. Cım 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 cım. Hakim amcayı kızdıracaksın yine. Buyurun Hakim Bey, söz sizde. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yaz kızım. Karar. Sanıkların hiçbiri suçüstü yakalandıkları duruma mantıklı bir izah getiremedikleri için cezalandırılmalarına. Beraber işledikleri suçların bedelini de beraber ödemelerine. Bu sebeple hepsinin hep beraberce belediyenin tüm alt geçit projelerinde projeler bitene kadar çalışmalarına müebbeten karar verilmiştir. Ama hakim amca, belediye o geçitleri kim bilir ta ne zaman bitirir? Herhalde. Boşuna oraya göndermiyoruz sizi. Yaz kızı. Ayrıca sanıkların tüm çalışma süresi boyunca malum şarkıcının Eurovizyon'a giden malum şarkısını dinlemelerine. Yandık. Yok, bu kadar insafsızlık etmeyelim. Evet, etmeyin. Hakim amca, hepimiz ceza alırsak okul ne olacak? Sen okulu bırak, asıl ev ne olacak? Yahu Kehribar, sen onu bırak da. Bak iyi ki arabayı almamışız değil mi? Kocan yine haklı çıktı. Devam et kızım. Tüm personeli ve de bir talebesi mahkum edildiği için okulun geçici olarak kapatılmasına karar verilmiştir. İtiraz olan! Ama Hakim Bey, şimdi mesela... Ya hoca az bir sus ya, az bir sus ya. Yok Hakim Bey, sen ne dersen odur. Şeriatın kestiği parmak acımaz. İyi o halde, mahkeme dağılabilir. Hadi dağılın, dağılın. Şimdi bunu dedeme kim söyleyecek? Karakolda ayna var, ayna var. Kız kolunda. İyi karıştır ha. Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Gözlerinden bellidir cevriyem. Sende kara sevda var. Mor ya da fosforlu. Sende kara sevda var. Aman, bizim de evde canımız sıkılıyordu zaten canım. Hakim Bey proje bitene kadar ceza verdiğine göre en az bir 10 yıl buradayız. Ben temyize başvurdum. Yakında beni serbest bırakırlar. Serbest kalsan ne olacak? Ben senin gibileri bilirim. Suça alıştım bir kere. 2 güne kalmaz hop gene buraya geri dönersin. İsterseniz azıcık dinlenin. Öyle paydası oldu. Yemek birazdan hazır olurmuş. Sağ olasın. Afiyet olsun. Ah ah. Kim bilir şimdi bizim çocuklar ne yapıyordur. Beni özledikleri kesin. Ama kaderleri bu. Birazcık dişlerini sıkacaklar. La dayının hazır geçit kazıyoruz. Tünel bitince öte yana kaçsak olma mı la? O iş yaş. Bitmez bu iş. Zavallı Fikri abim. Acaba şu an ne haldedir? Aa gerçekten. Onu senden ve eniştemden başka gören kimse yoktu değil mi? Ya boş verin şimdi onu da. Neyse ki kayınbabacığım düğüne gitmişti. O da şimdi burada olsaydı var ya ayvayı yemiştik. Müsaadenle Amir Bey. Emlakçı. Kayınbabacığım senin ne işin var burada ya? Senin için geldim emlakçı. Ben sana şu tefeciyi arama demedim mi ha? Demedim mi? Anacığım. Dedeciğim benim. Gel buraya. Gel. Gel buraya emlakçı. Babacığım. Amir abi bari sen yardım et ya.
Deden olanları duyunca hemen bir hadise çıkartmış. Ve işte şu an burada. Başımızın üstünde yeri ver. Şey Amir amca, aile içi şiddet çocuklara kötü örnek olabilir. İsterseniz bundan sonrasını göstermeyelim. Ne yani? Kamerayı mı kapatalım? Hı hı. Ne yapalım? Nasip buraya kadarmış. Ya gelsene evladım, gel.